Sporcu fıtığı cerrahisinde çok sayıda yöntem var. Kasık kanalını arka tarafını güçlendirici açık ve laparoskopik tedavi metotları var. Açık cerrahi yöntemlerinde yamalı ve yamasız arka duvarı güçlendirici cerrahi girişimler uygulanabiliyor. Ama son trend güncel tedavi yöntemi artık kasık kanalını laparoskopi olarak arka, arkadan daha ayrıntılı ve daha geniş olarak gördüğümüz için laparoskopi yöntemini öneriyoruz ve yama koymayı öneriyoruz. burada amaç kasık ağrısına neden olan diğer patolojilerde varsa örneğin osteitis pubis sporcu fıtıklarında osteitis pubis birlikte olabiliyor kasık kanalı arka duvarı zafiyetiyle birlikte. bu yamayı laparoskopik olarak oraya yerleştirdiğimizde Hastalar bundan da osteoid pubisinde tedavisi yapılmış oluyor. Çünkü burada problem kasıkta oluşan zafiyet ters yöndeki gerilme ve çekilme hareketlerine bağlı oluyor. Bu tip özellikle profesyonel sporcularda, örne örneğin futbolcularda bu tip yaralanmalar çok fazla oluyor. Bu bölgenin total olarak güçlendirilmesi, tüm anatominin yamayla örtülmesi, bu sporcuların diğer birlikte olabilecek olan sporcu fıtığı ile birlikte olabilecek patolojilerin de tedavisini sağlıyor.